Bugün cumartesi saat 10.45 ve ben yeni uyandım. Odada kimse yok. Bu çok garip. Nasıl kimse olmaz? Hatta bir tane oda arkadaşımız odadan ayrıldı zaten. Yani artık 3 kişiyiz ama kesin yeni birisi gelecek. Bugünü size detaylı vloglamak istedim. Çünkü okulda bugün yemekhane yok. Ve bugün muhtemelen çok para harcayacağım. Çünkü her hafta sonu okulda yemekhane olmuyor. Akşam yemeği dışında hiçbir yemek çıkmıyor. Akşam yemeği için de rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Rezervasyon yaptırmazsan iki katını ödüyorsun. Ve ben rezervasyon yaptırmadım. Çıkan akşam yemeği ne olursa olsun zaten doğru düzgün doyurmadığı için. Akşam yemeği yedikten sonra bir daha akşam yemeği yemek zorunda kalıyorum. Neredeyse her gün. Ve banka hesabım artık bunu kaldırmamaya başladı. Gerçekten nasıl kimse olmaz ya. Neyse, bu videoda filtresiz ve detaylı olarak size bir günümü göstereceğim. Önceki videoda çok bahsetmiştim. Okul 36 bin kişilik olduğu için daha bile fazla olabilir bu arada. Okulda oturacak boş yer bulmak çok zordu. Ama lisansların tatili geldi. Yani çoğu lisans artık evine dönmeye başladı. Ve onların sınavları da bittiği için oturacak yer artık bulunabiliyor. Bu yüzden birazdan duş alıp yanıma kahvaltılık bir şeyler alıp kahvaltılık bir şeyler dediğim en basit şeyler. Çünkü bilmiyorsanız bizim yurdun mutfağı yok. Buzdolabı yok. Yemek pişirmek için bir ocağı yok. Yani hiçbir şey alıp depolayamıyorsun. Bu yüzden bende sadece grissini var. Hani şu uzun ekmeğimsi çubuklar ve fıstık ezmesi var. Yani onu ona batırıp yiyorum ve o benim kahvaltım oluyor genelde. Ve genelde fıstık ezmesi çok çabuk bitiyor. Ve sürekli fıstık ezmesi almak zorunda kalıyorum. Ve inanılmaz hızlı bitiyor benim fıstık ezmelerim. Bu tamamen benimle alakalı bir şey. Şu anlık planım öyle kısacası. Hadi o zaman ben duşa gireyim ve hazırlanalım. Sen de şu an bunu yatarak izliyorsan hemen kalk ve bir şeyler yap. Videoyu bitirdikten sonra tabii. Bu arada masanın dağınıklığına bakın. Hani bunu da sanırım toplamam lazım. Şu an duşa girmeye çok fazla üşeniyorum. Saat 12 ve ben hala yurt odasından çıkmadım. Bilmiyorum, bugün aşırı uyuşuk ve yavaşım ve ben asla böyle birisi değilimdir. Her neyse, şimdi çıkıyorum. Giderken de bir kahve almayı düşünüyorum. Ki düzgün bir şekilde yapacağım şeylere odaklanabileyim. Yurttan çıkmak neden bu kadar zor? Tamam, neyse gidiyorum. Gerçekten çıkıyorum. Saat 12.30 ve ben hala çıkamadım. Her şeyim hazır. Üstüm. Ayakkabım bile giyili hatta. Şu an yatağa basmamaya çalışıyorum. Çantam falan da hazır ve hala çıkamıyorum. Şimdi burayla alakalı bir şey söyleyeceğim size. Buradaki Starbucks bu teknokentin çalışanları için, yani öğrenciler için yapılmamış bir Starbucks. Bizim kampüste Starbucks yok. Kampüsteki diğer kahvecilere kıyasla en ucuz ve en güzel kahve burada var. Hani diğer kahve fiyatlarını siz düşünün. Umarım açıktır şu an. Cumartesi öğlen bence açık olmalı ama. Kimse yok gördüğünüz gibi. Kapısı kapalı ama kapı açılıp kapanan bir şey. Bu yüzden açık olabilir. Bence açık bu arada, bak şimdi. Açıkmış. Neyse, İTÜ'nün pahalı kahvecisine kaldım. İTÜ'yle alakalı başka bir bilgi, hafta sonları okul içi servis yok. Bizim kaldığımız yerde okulun ana yerlerinde, yani asıl durmamız gereken yerlere bayağı uzak olduğu için yürüyoruz, bayağı yürüyoruz. Neredeyse 1 kilometreden fazla ve bunun inişi kolay, yokuş iniyoruz ama çıkışı çok zor. Yani yürüyoruz, yürürken daha çok acıkmaya başladım. Önce muhtemelen yiyecek bir şey alırım, sonra kahve alırım. Çünkü kahveci kapalıydı ve bayağı motivasyonum düştü. Migros pizza alacaktık 40 TL'ye ama yapmıyorlarmış, ilaçlamışlar. Bu yüzden şöyle bir açı hazır tavuk aldık, şöyle bir ayran aldık ve bir küçük bir ekmek aldık. 35 TL hepsi. Öğle yemeği böyle olacak sanırım. Akşam yemeğine ya bakacağız yemekhaneden ya da şu an bir fikrimiz yok. Şu an çok açız, bunu yemeye geçelim. Az önce yedik ve şimdi kahve almaya gidiyorum. İTÜ'de kahve istediğinizde ne kadar ödeyeceğinizi göreceksiniz birazdan. Bu kahve için 33 lira ödedim ve ödediğim bu kahve sayesinde İTÜ öğrencilerine burs gidecek. Ama ben de İTÜ'de okuyorum yani. Bence İTÜ öğrencilerine buradan burs gitmesi iyi bir şey. Ama İTÜ öğrencileri alırken en azından o burs fiyatı kahveden düşse ve İTÜ kartımız gösterip indirimini alsak çok daha mantıklı olurdu. Ama şimdilik en yakın kahvecide bir kahve içmek isterseniz en ucuz olan Ice Latte 33 lira. Böyle. Şimdi biz
çok aç olduğumuz için yine acıktık. Asla doymuyoruz. Bu yüzden şimdi çiğ köfte almaya gidiyoruz çünkü bütçemiz ancak buna yetiyor. Doritos'u çiğ köfteye 30 lira verdim ve doymadım. Şu an giden tek şey 30 lira oldu. Bugün 100 liraya ulaştım herhalde sanırım. Ve sadece 2 öğün yedim. Muhtemelen bir öğün daha yerim. İnsanların iyi birisiliğini komiklikleriyle mi ölçüyorum yoksa iyi birisi ve komik ayrı ayrı özellikler mi? Onu ben belirliyorum. Sordum işte nasıl belirledin onu? İşte onu ben belirliyorum. Peki ya. Az önce TikTok editledim. Çok cringe. Sakın TikTok hesabıma bakmayın. Gerçekten çok kötü. Sakın bakmayın. Şu an TikTok hesabım açıyor. Evet. Merak etme. Açlığım dinmek üzere. Birazdan fıstık ezmesi yerim. Para harcamak için. Yine yemek almaya gidiyoruz. İnanamıyorum kaç para harcadım, hala para harcıyorum. Şimdi en iyi patsocuya geldik. Patso olacağız. Patso bilmeyenler için patates, ekmek. Soğunun bir anlamı yok. Var. Ne? Normalde sosis ama orijinalini yapmıyorlar şu an. O yüzden patates, ekmek almaya gidiyoruz. Gürcan White'ı beğenmemişti o yüzden White'ı alacağım. Ben aldım zaten bir kere. Evet. Ondan aynı sebepten dolayı. Sen de mi White istiyorsun? Güzel miydi? Yani Gürcan beğenmemişti güzeldi. Sen aldın ya geçen. Ha? Evet yani güzeldi zaten. Okey tamam bana da aynısını. Patso 22 liraydı. Tam ekmek içerisinde bayağı fazla ve tam olarak doyurdu gerçekten. Şimdi Red Bull aldık 15 tanesi. Hesaplamayı arada video editlerken yaparım. Öyle. Şimdi videonun kapanışına geçelim. Şimdi evet videonun sonuna geldik. Muhtemelen siz ekranda kaç para harcadığımı görüyorsunuzdur. Ama ben şu an haberim yok. Birazdan bakacağım video editlerken. Normalde bu kadar fazla harcamıyorum. Normalde günde 15 lira harcıyorum. Bu videoyu izleyen bir aile bireyimseniz. Gerçekten normalde günde 15 lira harcıyorum ama hafta sonu yemekhane yok. Yapacak hiçbir şeyim yok. Yani hafta sonu biraz kendime ödül veriyorum. İşte kahve içmek gibi. Çok büyük ödüller veriyorum kendime. Onun dışında böyle geçiyor. Yani benim yapacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Yurdumuzda mutfak yok. Herhangi bir mutfak eşyası alıp daha ucuza bir öğün getiremiyorum. Buzdolabımız yok. Herhangi bir şey alıp saklayamıyorum. Yani marketten bir şey alamıyorum. Marketten önce alıp hemen yemelik şeyler alabiliyorum ya da buzdolabına saklanmayacak şeyler alabiliyorum. O yüzden çok para harcıyorum. Bu videoda da hafta sonu harcadığım miktarı falan göstereyim dedim. Bir anı olsun en azından ya da bir haberiniz olsun yani. Diyorum beğenin lütfen. Katıl butonu aşağıda. Bu arada çarşamba günü İzmir'e dönüyorum ve cuma ve cumartesi ve muhtemelen kalan tüm günlerde Twitch yayınlarına devam edeceğiz. Twitch'i hala takip etmediyseniz aşağıdan edebilirsiniz. Bir hafta full yayın açarım muhtemelen. Twitch'te çok eğleneceğiz. İzmir'e dönüyorum. İzmir içerikleri daha fazla olacak falan filan. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. Samimiyetsizlik ya. Abi şaka mı?